Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bizleri sizlerle bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ve onun Habibi Edibi Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salatü selam olsun. Efendim İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Efendim İrfan Mektebi'nde bugün ibadetlerden, hususan namazdan bahsedeceğiz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 21. Söz Risalesi ekseninde kendisinin nefsinden dinlenmiş olduğu bir takım itirazları ibadetlere karşı muhteşem bir şekilde cevaplamış olduğunu göreceğiz, okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Çok kıymetli bir misafirimle birlikte Hayrat Vakfı Konya temsilcisi Mücteba Yıldız hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hocam bugün 21. Söz Risalesi ekseninde konuşacağız. Gerçekten bu Risale'ye baktığımızda hani bir tahlil sadedinde bir ders olacak. Ben sorup sizin cevaplayacağınız tarzda değil de bir parça farklı bir formatta da diyebiliriz. Yapacağız bu programı inşallah. Ama asıl o konuya girmeden önce şimdi hani bir ayetle başlıyor Bediüzzaman Hazretleri. Gerçekten namaz ve özellikle ibadetler hususunda insanın nefsinden gelen o itirazları susturacak muhteşem bir şey ortaya koyuyor. Yani Risale-i Nur'lara bu tarza baktığımızda nedir Risale-i Nur'lar diye soracak olursak, hani içerisinde hadisler var, ayetler var, fıkıh kitabı mı, bir akide kitabı mı, farklı bir şey mi, nedir diyecek olursak önce bunu bir ortaya koyalım. Çünkü zaman zaman konuşuyoruz ama şu an yeri gelmişken sizden bir parça bunu dinleyip konumuza geçelim isterseniz. Evet, aslında Risale-i Nur bir tefsirdir Kürşat Bey. İçerisinde fıkhi hakikatleri, kelami düsturları ve daha birçok İslami diyelim alt bilimleri de içinde barındıran ama genel itibariyle düşündüğümüzde tefsir olan değerli bir külliyattır Risale-i Nurlar. Fakat bildiğimiz anlamda bir tefsir değildir. Çünkü okuyan insanların bazen itiraz ettiğini görüyoruz. Çünkü klasik anlamda tefsirler gibi bir dizilişi görmüyorlar. En basitinden mesela tefsir dediğimiz zaman bizim anladığımız Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle baştan sona Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden külliyatlar, kitaplar aklımıza gelir. Fakat Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri bu zamanda ayetin manası tam anlaşılamayan veya işte başta oryantalistler olmak üzere yurt içerisinde de bir kısım mülhitlerin çokça itiraz ettikleri, akılları ermediğinden, anlayamadıklarından dolayı itiraz ettikleri ayet-i kerimeleri, özellikle İslamiyet'in esaslarına taalluk eden, onlar ile alakalı ayet-i kerimeleri üstadımız cımbızlamış, seçmiş ve onların izahlarını, tefsirlerini akli ve mantıki delillerle güzelce izah etmiş. Dirayet tefsiridir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş olduğumuz ayet-i kerimelerdeki hidayet mesajını delilleriyle Üstad Hazretleri önümüze koyuyor. Şimdi burada tabii 21. Söz Risale-i 80'de baktığımızda 5 tane ikazdan bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu ikazların başlangıcında bir şey çok dikkat çekici. İşte ey bedbaht nefsim, ey şikemperver yani midesine düşkün nefsim, ey sabırsız nefsim, ey sersem nefsim, ey dünyaya düşkün nefsim, dünyaperest nefsim diye kendi nefsini tabiri caizse alaşağı eden bir üslup kullanıyor. Yani bazen hani düşünüyor insan, ya bu kadar nefsi perişan vaziyette miydi ki üstadın bu güzel hakikatleri böyle ifade etmiş gibi bir sual akla da gelebiliyor. Bu üslup, bu dil, bu şeyi nasıl tanımlarız, nasıl anlatabiliriz? Evet, az önceki sorunun devamını önce tamamlayalım, sonra sorunuza dönelim Kürşat Bey. Şimdi dedik ki Risale-i Nur bir tefsirdir. İşte bugün üzerinde tahlilde bulunacağımız, üzerinde konuşacağımız 21. sözde adli zatında Nisa suresi 103. ayeti celili olan sözbillah inne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta ayeti celilesinin bir tefsiridir. Namaz şüphesiz ki müminler üzerine vakitli olarak farz kılınmıştır. Vakitleri belirli bir farzdır namaz. Bu noktada çok itirazlar geliyor. Yani nefsin itirazı geliyor tabi. Namazın iyi, güzel bir ibadet olduğu konusunda zannımca hiçbir nefsin itirazı yoktur. Fakat gelin görün ki günde 5 defa sürekli tekrar ediyor olması bitmediğinden usanç veriyor. İtiraz da buradan kaynaklanıyor zaten. İşte Bediüzzaman Hazretleri o ayeti celileyi alıyor ve o ayeti celilenin altında namazın niçin bıktırmaması gerektiğini izah ediyor. Fakat nasıl izah ediyor? Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, ben nefsimi dinledim, baktım ki ekser nefislerin yaptığı itirazı o da yapıyor bana karşı. Şeytandan gaflet uykusunda, tembellik döşeğinde aynı dersi alıyor, aynı sözleri söylüyor. Sonra anladım ki demek bütün nefislerin ortak bir itirazıdır bu. Hı hı. Madem benim nefsim de bundan azade değildir, hariç değildir ve madem ki nefsim emmaredir, daim kötülüğü emreder, önce kendi nefsimden başlarım diyor. Çünkü kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. İşte Risale-i Nur'un orijinal üslubu haddi zatında budur. Bakınız zamanında okuduğumuz Hayat-ü Sahabe kıssalarında sahabeler birbirlerine gider nasihat talep ederlermiş. Nasihati aldıktan sonra da Allah senden razı olsun der, edeple ayrılırlarmış. Şu zamanda ise nefislerimiz pek nasihate gelmiyor. Evet. Yani bırakın bir insanın başkasına nasihat etmesini, baba, anne evladına bile nasihat edemiyor. Niye? Çünkü zaman enaniyet zamanı. Hakikaten kimse burnundan bir kıl dahi aldırmak istemiyor. Böyle acayip benliklerin ön planda olduğu bir zaman. İşte alim kimdir diye sormuşlar da birisi çok güzel cevap vermiş. Alim asrını, zamanını ve şartlarını doğru okuyandır demiş. Hı hı. İşte asrını, şartlarını doğru okuyan bir zat olarak Bediüzzaman Hazretleri bu tespiti yapıyor ve bundan dolayı sadece burada değil, Risale-i Nur'un ekser yerlerinde diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, ben bu hakikatleri kendi nefsim için yazdım. Ama her kim kendini benim nefsim gibi ihtiyaç içinde hissederse nefsimle beraber buyursun, dinlesin. Ve burada yeri geliyor, ey midesine düşkün nefsim diyor. Evet. Ey bedbaht nefsim diyor. Ey gafil nefsim diyor. Sabırsız nefsim. Ey sersem nefsim, sabırsız nefsim diyor. Ve hakeza nefsini yerin dibine sokuyor. Biz de okuyoruz. Belki diyor ki bizim nefsimiz, vay be Bediüzzaman'ın nefsi ne kadar da kötüymüş. Halbuki hiçbirimizin nefsi diğerinden daha pirupak değil. İşte bu noktayı nazardan ama alınmıyoruz, gücenmiyoruz bakın. Nasihati kendi üzerimize alınıyor, alıyoruz, istifade ediyoruz ama damarımıza dokunmuyor. İşte Risale-i Nur'un böyle latif bir üslubu var ki baştan sona Bediüzzaman Hazretleri kendi nefsini yerin dibine sokuyor. Çünkü kendi ifadesi nefis cümleden süfli, vazife cümleden aladır. Biz nefsi ne kadar çiğneyebilirsek, ne kadar ezebilirsek o kadar kemalat peyda edebileceğimizi yani bizlere söylüyor. Risale-i Nur'un bu zamanda tesirinin bu kadar çok olması, çok halk kitleler üzerinde tesirli olmasının belki de en müessir sebeplerinden birisi başta kendi nefsini muhatap alıp o nefse hitaben risaleti. Çünkü diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, hı hı, kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Hı hı. Niçin? Çünkü söyleyeceği söz ihlaslı olmayacağı için karşı tarafa layıkıyla tesir etmez diyor. Bu çok önemli. Hatta diyor ki muhatabının nefsini ilzam eden ve ikna eden bir hakikat size kanaat vermeli diyor. Yani bu hakikatlerden, bu izahlardan benim nefsim kanaat getirdi, ikna oldu diyor. İnşallah ümit ederim ki size de kanaat verir, verdirir. Böyle bir girizgahtan sonra konumuza geçebiliriz. Evet, Allah razı olsun. Şimdi tabii bu ikazlar önemli. Yani mantık örgüsüne baktığımızda hani ibadetler ve namaz hususunda ekranları başındaki izleyicilerimize beraber burada tefekkür edelim, düşünelim. Yani namaz ve ibadet dediğimizde nefsimizin bize söyleyeceği şeyler neler olabilir? Siz de sanırım böyle bir tefekkür yapmışsınız. Evet, yani hakikaten dün akşam özellikle başımı yastığa koyduğumda şöyle bir tefekkürde bulundum. Yani namazın bence mana olarak itiraz edilebilecek hiçbir tarafı yok. Hı hı. Çünkü gerçekten bizim için büyük bir şereftir namaz. Namaz müminin miracıdır. Yani Rabbimiz bizi namaz vasıtasıyla huzuruna kabul ediyor. Hem de günde 5 defa. Bunun itiraz edilebilecek hiçbir tarafı yok. Ama günde 5 defa olması, tekrar ve tekrar olması, işte nefse esas ağır gelen kısmı zaten burası. Hı hı. Acaba dedim nefsim benim hangi cihetlerden daha çoklukla itiraz ediyor veya niçin itiraz ediyor? Şöyle bir yokladım. Yani herhalde nefis dedim kendini layamut, yani ölümsüz, ebedi tasavvur ediyor. Ebedi bir hayat ama her gününde 5 defa böyle sonu gelmeyen bir süreç. Yani bundan dolayı bir itiraz olabilir. Dünyadaki işte mesela dünyevi mesaisinde emeklilik diye bir şey var veya aynen öyle var, işinin bittiği an var ama namaz hususunu düşününce her şeyin bir sonu var. Aynen öyle. Yani ölümü üzerine almıyor insanın nefsi. Ebedi olarak dünyada yaşayacağını düşünüyor ve bitmek bilmeyen bir namaz üst üste herhalde tevehhüm-i ebediyet hissi, Allahu alem, birisi bu olsa gerek diye kendimce düşündüm. İkincisi yani namazın herhalde nefsim dedim değerini belki tam manasıyla idrak edemiyor. Kıymetini, ne manaya geldiğini. Yani benim namaza ne ihtiyacım var? Namaz bana ne kazandıracak ki sanki gibisinden içten içe gelen bir itiraz. Üçüncüsü, namazın kıymetini takdir etmekle birlikte ya bir türlü kılamıyorum diyen nefisler olabilir. Bir türlü başlayamadım veya kaç defa başladım devam ettiremedim. O dirayeti, o iradeyi tam sergileyemiyorum tarzında. Dördüncüsü, belki dedim hani acaba namaz karşılığında Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin bizlere vaat ettiği, bahşedeceğini, ihsan buyuracağını söylediği acaba mükafatlar mı bizi yeterince teşvik etmiyor? Az mı geliyor acaba gibisinden. Çünkü hani hakkı 100 lira olan bir insana 50 lira vaat edecek olsanız o adam o işi ya yapmaz ya yapsa bile yarım yamalak bir vaziyette yapar. İstekli, aşklı, şevkli bir vaziyette yapmaz. Beşinci olarak da yine aynı şekilde namazın kıymetini çok takdir etmekle birlikte işte şu dünya hayatının bir türlü içinden kendimizi kurtaramadığımız ağır şartları yok mu? İşte 7-24 çalışıyorum, mesai, yoğunluk, çocuklar ekmek bekliyorlar. Ah hocam keşke vakit bulabilsem, ben de kılmak istemez miyim, kılmaz mıyım? Ama işte görüyorsun vaziyet böyle gibisinden vakit bulamama. Bunun işte hakiki veya bahane tarzında da kendi alt dalları olabilir. Bunları düşündüm. Sonradan hakikaten 21. sözle şöyle bir mukayese ettiğim zaman gördüm ki gerçekten Bediüzzaman Hazretleri nefsin mukadder bu itirazlarına o kadar ikna edici, mükemmel cevaplar vermiş ki ikna olmaması gerçekten mümkün değil yani. Kesinlikle. Belki bazıları inadi olarak hareket edebilir. Onların da söz söyleyebilecek bir noktaları kalmıyor. İlzam oluyorlar ama kılar kılmaz artık o herkesin kendine kalmış. Asr-ı Saadet'te de diyoruz. Bu cehiller bütün mucizeleri, bütün şeylerine kadar hissettikleri halde hala iman etmemeleri elbette ki onların o mucizeler karşısında hani ona inanmamasından kaynaklı değil. İnattan kaynaklanıyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi burada hocam peki güzel bir mantık örgüsünü açıkça ortaya koydunuz ve ilkinde hemen ne dediniz? Tevehhüm ebediyet, ebedi yaşama duygusu. Şimdi birinci ikazda Bediüzzaman Hazretleri zaten direkt buradan başlıyor. Aynen Biz de buradan devam edelim isterseniz. Evet, burada ey bedbaht nefsim diyor. Acaba ömrün ebedi midir? Hiç elinde kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar çıkacaksın? Sana namazdan usanç veren tevehhüm-i ebediyettir. Yani ebedi dünyada kalacağını düşünmendir. Keyif için dünyada ebedi kalacakmış gibi nazlanıyorsun. Halbuki diyor baksan ki ömrün hem çok azdır hem de faydasız, boşu boşuna su gibi akıp geçiyor. Onun 24'ten birisini namaz gibi külfeti çok az lakin ücreti çok büyük böyle şerefli, hoş, güzel bir ibadete sarf etmek değil usandırmak belki sana tatlı bir şevk ve bir gayret vermesi icap eder diyor. Evet, nefsin özelliği, insandaki duyguların özelliği budur. Geçmişi ve geleceği diyor kabul etmezler. Bulunduğu anı olabildiğince lezzetli olarak yaşamak ve geçirmek isterler. Namaz da onların bir kısım zevklerin önünde engel gibi, öyle diyelim. Ondan dolayı nefis itiraz ediyor. Halbuki Bediüzzaman diyor ki, kardeşim birazcık aklını başına devşir. Bak her gün 300.000'den sayısı az olmayan insanlar dünyadan ahirete irtihal ediyorlar. Yarın bu 300.000 insan içerisinde senin olmayacağının garantisi var mı? Dolayısıyla niçin kendine ebedi bir hayat veya ne diyelim artık uzun bir yaşam zamanı tahayyül ediyorsun? Niçin bir adım ötesini düşünemiyorsun? Belki o 300.000 kişi içinde sen olacaksın. Belki yarın hayatın sona erecek. Dolayısıyla sana namazdan usanç veren kendini ebedi dünyada kalacakmış gibi düşünmendir. Bak bakalım etrafına hiç 150 yaşını bulmuş veya geçmiş tanıdığın bir insan var mı? Yok. Demek ki Azrail Aleyhisselam vazifesini hiç ihmal etmiyor. Dolayısıyla bu vartadan, bu gaflet halinden, bu yanlıştan dön diyor. Yarına bile çıkacağına elinde senet yok. Yarının bile garantisi yok. Dolayısıyla namazın manasını da bir düşün. Ne kadar hafif olduğunu, ücretinin büyük olduğunu, ne kadar şerefli bir vazife olduğunu düşün. Ve namazı ayırdığın zaman geriye bana hiç vakit kalmadı böyle bir şey de yok. Topu topu günde 5 vakit namaza abdest dahil 1 saat kifayet ediyor. 23 saati yine senin. helal dairesi içerisinde, evet, böyle bir hesap yapılmıştı. Helal dairesi içerisinde bilimum işlerine kullanabilirsin. Hı-hı. Ama o bir saatini ihtiyat akçesi olarak kenarıya koy ve ondan sonra göreceksin ki elhamdülillah diyeceksin. Allah'a binlerce hamdolsun. Yani ben aslında, yani bugün sigorta diyoruz ya, evet, ihtiyat akçesi olarak, geleceğimiz sigortası olarak onu kenara koydum diye insan ve nefis düşünecek olsa, usanmak, fütur getirmek değil, belki sonraki namazlar için tatlı bir heyecana, aşk ve şevke vesile olacağını üstadımız ifade ediyor. Çok latif bir ifadeyle gerçekten hocam. Şimdi hemen sizin de programın başında tefekkürünüz esnasında bu tevehhüm ebediyet meselesini hallettikten sonra nefsin hemen belki itiraz ettiği şeylerden birisi de acaba namazın kıymeti harbiyesini tam idrak edememeklikten kaynaklı bir usanç veya fütur veya isteksizlik mi söz konusu? Yani namazın o manevi değeri iç alemimizde tam anlaşılamamış olabilir mi ki insanlar veya bizler bugün namaz kılmakta bir takım fütur veya usanç veya bıkkınlık örneği, tavrı sergiliyoruz diyebilir miyiz? Yani? Evet Kürşat kardeşim, şu zamanda herhalde ehli iman için, bizler için en büyük tehlikelerden ve sıkıntılardan bir tanesi dünyevileşme diye düşünüyorum ben. Hı hı. Ya da yani, sekülerizm diye ifade ediliyor. Sekülerizm diye ifade ediliyor. Yani dünya şu zamanda her zamankinden daha cazip, hı hı, ve insanları böyle mıknatıs gibi içine çeker bir cazibe içerisinde. Hı hı. Ve müthiş derecede lüks, tamamen nefse ve bütün duygulara hitap eden envai çeşit lezzetlerin içerisinde bulunduğu bir hayatı yaşıyoruz. Şimdi bugün işte bu zevke o kadar bazıları kendini kaptırıyor ki, yani kardeşim ibadetler benim neyime diyor. Ben hayvan gibi zevk ve sefa içerisinde hayatımı sürdürür giderim. Evet. Evet tamam, güzel de eğer hayvan gibi yaşamak çözüm olmuş olsaydı Allah Celle Celaluhu Hazretleri seni niçin insan olarak dünyaya getirmiş olsun ki o zaman? O zaman Rabbimiz olur, abes bir iş yapmış yani. Halbuki Allah hakimi mutlaktır. Abes iş yapmaz. Hı hı. İşte Bediüzzaman Hazretleri de buradan yaklaşıyor. Ey benim midesine düşkün olan nefsim diyor. Bak, her gün ekmek yiyor musun? Yiyorsun. Su içiyor musun? İçiyorsun. Havayı defalarca teneffüs ediyor musun? Evet ediyoruz. Hı hı. Peki bunlar sana hiç usanç veriyor mu? Vermiyor. Namazın tekrarı bizi usandırıyordu ya. Hı. Bakın günde 3 öğün yemek yiyoruz. Öyle. Bazen doktorlar bize 2 litre, 3 litre su için diye tavsiye ediyorlar. 10, 15, 20 bardak su içiyoruz. Dakikada 19 defa, 18 defa havayı teneffüs ediyoruz. Alıyoruz, veriyoruz sürekli. Güne vurduğumuz zaman belki kaç bin defa oluyor aynı fiil. Hı hı. Peki usandırıyor mu bu bizi? Hayır. Hayır, usandırmıyor. Peki niye usandırmıyor? Halbuki tekrar var. İhtiyaç. Çünkü ihtiyaçtır, evet. İhtiyaç tekrar ettiği zaman o ihtiyacı kaza etmek, yerine getirmek, bırakın diyor usandırmayı, daha çok insana lezzet verir, haz verir. Şimdi çarpıcı soru şu. Peki ey insan, sen sadece hayvan gibi bir cesetten mi, bedenden mi ibaretsin ki sadece cesedin ve bedenin ihtiyaçlarını düşünüyorsun? Bakın bu yapmış olduğumuz şeyleri hayvanlar da yapıyor mu? Hı hı. İşte yemek yeme, su içme ve havayı teneffüs etme, hı, ameliyesi. Ama biz insanız. Hayvanların sahip olamadığı bazı melekelere, onlardan üstün derecelere sahibiz. İşte bize insan dedirten aklımızdır, kalbimizdir, ruhumuzdur, bizim duygularımızdır. İşte nasıl ki maddi olan bedenimiz, cesedimiz, midemiz gıdaya ihtiyaç duyuyor, İşte bize insan dedirten bu manevi duygularımızın dahi aynen onun gibi ihtiyaçları vardır. İşte kalbimizin gıdası, hı, ruhumuzun ab-ı hayatı hükmünde olan o suyu ve bütün latifelerimizi, duygularımızı böyle hani havasız bir ortamda insan nefes alıp vermekte zorlanır. Ama şöyle hafif bir meltem esiverdiği zaman hakikaten ne kadar insan rahatlar değil mi? Nefes alıp vermesi o kadar rahatlar. İşte bütün o duygularını diyor nefes aldırtacak olan namaz ibadetidir. Yani insan dünyevi koşuşturmalar içerisinde kalbi, ruhu boğulmak derecesine gelmişken, gıdasız bir vaziyetteyken o öğle ezanı ile birlikte bir anda bir pencere açılıyor. Kalp, ruh teneffüs ediyor. Gıdasını alıyor manen ve hakeza bu şekilde aynen nasıl maddi cesedimizin gıdası, ondan sonra suyu, havası maddi olan şeylerdir. Aynen manevi tarafımız dediğimiz aklımız, kalbimiz ve sair duygularımızın da gıdaları kendileri gibi manevi olan ibadetlerdir. Başta namaz ibadeti olmak üzere. Bakın şöyle bir durum var. Bir öğün yemeğimizi ihmal ettiğimiz zaman vücut hemen bizi protesto ediyor değil mi? İsyan ediyor. Evet, mide başlıyor gurul 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 gurul, resmen sanki homurdanıyor gibi yani. Hı hı. Biraz daha kulak tıka, bu sefer kan şekerim düştü diyorsun, seni protesto ediyor. Ayağa kalkamıyorsun ve hakeza. İşte maneviyatımızın bunun gibi sesi yok. Hı hı. Ki bizi ikaz edebilsinler. Sesi yok ama göstergesi var sanki maneviyatında. İşte bizim kulak vermemiz lazım. Hı hı. Bizim dinlememiz lazım. Eğer biraz daha dinlemezsek, fakat onların ölümünün neticesi, sonucu çok daha vahim olabiliyor. Bazen işte her türlü zevki tattım fakat tatmin edemediğim bir şeyler var. Acaba intihar çözüm olur mu deyip de bir de onu deneyeyim. Bunu sadece bir lezzeti tatmaklıktan dolayı istiyor. O Hı -hı. lezzeti tatmak, acaba intihar duygusu, ölmek Hı -hı. duygusu nasıl bir his ki diye merak edip. Ondan da değil aslında. Çünkü içinde karnını doyurarak doyuramadığı, dolduramadığı bazı boşluklar var. Evet. Her şeyi denedim diyor. Ne kadar zevk varsa, lezzet varsa Yok. Hepsini tattım. Bir tek tatmadığım ölüm kaldı diyor. Hı -hı. Acep sonuç, netice bu olabilir mi? Ha, tatmadığı bir şeyler varmış demek ki. Neymiş? Demek ki maneviyatı tatmamış. Hı -hı. Maneviyata karşı hiçbir pencere açmamış. Oradan bir meltem içine girmemiş. Oradan bir damla olsun nasiplenmemiş. Bu bunu gösteriyor. İşte iyice ölme noktasına geliyor. Öldükleri zaman da artık insanca yaşayamayacak olduktan sonra hayvanca yaşamanın ne alemi var diye bakıyorsunuz. İntiharı insan çözüm gibi görebiliyor. Evet. Aslında yani sonun başlangıcı oluyor yani o intihar. Hani bu... Allah muhafaza. O manevi boşluk veya o maneviyatı tam tatmin edememe hissi ve duygusu, bugün hani ekranlara baktığımızda bütün insanların kendisini ya sarhoş etme meyiline götürdüğünü görüyoruz, ya işte o durumdan bir an önce kurtulma tepkisi veriyor tepkisel olarak. Yani o manevi sıkıntı, manevi bunalım ve ona çözüm bulamama, bu sefer kendini sarhoşluğa veya işte çok affedersiniz uyuşturucu, alkol vesaire gibi noktalara sevk edebiliyor. Yani bugün bizi oraya götüren şeylerden, sebeplerinden birisi bu olabilir mi diye soruyorum yani. Aynen öyle. Yani iptali his diyoruz biz buna. Hı hı. Niye? Çünkü evet, doğru. Allah Celle Celaluhu Hazretleri, eğer biz onun muradı, maksadı hayvan gibi bu hayatı yaşayalım olsaydı bizi hayvan olarak dünyaya getirirdi evet. zaten. Hayvanlardan 100 kat daha mükemmel insan olarak vücuda getirmiş. O zaman bizim bu dünya hayatında da daha ahirete gitmeden saadeti, mutluluğu yakalayabilmemizin yolu ancak ve ancak insanca bir hayatı elde etmekle olabilir. Bundan hariç, bundan başka bir şey olamaz. Yani biz bazen hayvanlara özeniyoruz. Görüyoruz, hiç işte stresten kanser olan bir hayvan göremiyoruz. Ağlayan, işte sızlayan, böyle kan revan içerisinde kalmış, üzüntülü, mahzun bir hayvan görmüyoruz. Herhalde diyoruz kendimizce mutluluğun anahtarı herhalde hayvanlara benzemek olsa gerek. Hı hı. Evet, hayvanlar fıtratlarına uygun bir şekilde hareket ettikleri için saadeti ve mutluluğu Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmesiyle buluyorlar. Ama sen insansın ey insan. Senin yaratılış gayen hayvan olmak, hayvanlara benzemek değildir. Sen ne zaman hakiki bir insan oldun, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı amacına uygun diyelim artık yaşayan bir insan, kamil bir insan makamına çıktın, o nispette saadete, mutluluğa ve huzura yaklaşırsın, kavuşursun. Yoksa hayvanlar gibi olamadığın gibi hayvanların belki 100 kat daha aşağısındaki bir makamda perişan ve zelil olmaya mahkumsun ve mecbursun diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani biz insan olarak yaratılmışız. İnsan olmaktan başka da çaremiz yok. Yani bir söz var ya, ya bu deveyi güdeceğiz ya bu deveyi güdeceğiz hesabı. Bu diyardan gitmek yok. Evet. Yani madem insan olarak yaratıldık, ya insan olacağız ya insan olacağız. Yoksa hayvan olmak diye bir şans, bir çare bizim için sonuç değil, çare değil. Çünkü ortası yok bu işin. Hayvanlara benzemeye kalktık mı hayvanların 100 kat daha aşağısına düşeriz. Onun aldığı lezzeti alabilmemiz, onun zelil oluruz. Aynen öyle. Ortası yok bu işin. Evet, Allah razı olsun hocam gerçekten. Ve buradan hemen akla gelen o itirazlardan birisi de hani sabır çok önemli bir şey hocam gerçekten. Şu an İstanbul'da yaşıyoruz biz mesela. Trafikte bile gösterdiğimiz sabır çok ehemmiyet arz edebiliyor veya hayır konularda. O sabırsızlık bizi çok daha problemli noktalara götürebiliyor. İbadetler hususunda ve özellikle namaz hususunda nasıl bir sabır olmalı ki insan sabırsızlık göstermesinden dolayı namazı terk etmesin? Sanırım 3. ikaz. Allah razı olsun. Üstadımız. Üçüncüsünde de Bediüzzaman Hazretleri aynen buyurduğunuz gibi o mevzuyu işliyor zaten. Ey sabırsız nefsim diyerek başlıyor. Acaba geçmiş günlerde başına gelen bir kısım sıkıntı ve musibetleri veya yerine getirmiş olduğun ibadetlerin bir kısım külfetlerini şimdi düşünüp de sabırsızlık göstermek, ah vah etmek hiç akıl kârı bir iş midir? Hı hı. Ve gelecek günlerde başına gelmesi muhtemel bir kısım sıkıntıları şimdiden düşünüp de dövülmeden ağlamak kabilinden, ah ne olacak benim halim, başıma türlü türlü sıkıntılar gelebilir, şu olur bu olur, ne yapacağım ben diye şimdiden sabırsızlık gösterip dövünmek, bağırıp çağırmak akıllı bir insanın yapacağı iş midir diyor. Ve bu noktada da diyor ki senin durumun şöyle bir sersem, akılsız komutana benzer. Harbe çıkmış, karşı taraftaki düşmanın sağ tarafındaki kuvvetler gelmiş, onun sağ tarafındaki kuvvetlere katılmış, ona taze bir güç, taze bir kuvvet olduğu halde o tutmuş merkezden mühim bir kuvveti sağ tarafa gönderiyor, merkezi zayıflatıyor. Düşmanın sol tarafındaki, sol cenahındaki kuvvetler ise daha gelmedikleri halde bu tutuyor merkezden mühim bir kuvveti de sol tarafa gönderiyor ve daha düşman ortada yokken ateş et emrini veriyor. Ve merkez iyiden iyiye güçten düşüyor. Karşı taraftaki düşman askeri vaziyeti anlıyor, merkeze hücum ediyor ve tarumar ediyor, yerle bir ediyor. İşte sen buna benzersin diyor. Şimdi bu misalde, şimdi Risale-i Nur'un bazı hususiyetlerinden bahsettik. Bir hususiyeti de şudur, Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da temsilleri çok kullanır. Çünkü anlattığı şeyler hep imani ve Kur'ani hakikatler, biraz soyut gerçekler olduğundan dolayı aklen anlaşılması, akla yakınlaştırılması icap ediyor. Bu noktada temsillerin, misallerin çok büyük bir fonksiyonu var. Kur'ani bir metottur, bir üsluptur bu. Allah Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de temsilleri çokça bizler anlayalım mevzuyu, hakikatleri bizim seviyemize indirgemek için Rabbimiz kullanır. Aynı hal Risale-i Nur'da da gözükür. İşte burada düşmanın sağ cenah kuvveti diye bahsetti, geçmiş zaman. Hı hı. Geçmiş zamanda başımıza gelmiş olan musibetler, kılmış olduğumuz, mesela konumuz namaz olduğu için kıldığımız namazların bir kısım meşakkatleri, şunlar bunlar düşündüğümüz zaman bize ah vah mı ettirmeli, yoksa Rabbimize bin defa bize şükrü mü ettirmeli? Düşündüğümüz zaman artık zahmeti gitmiş, rahata ve rahmete dönüşmüş. Elhamdülillah demek lazım. Arz edin işte 5 gün, 10 gün, 15 gün zaman oldu. Sıkıntılı bir hastalıktan dolayı hastanede yatmak zorunda kaldık. Hastaneden çıktık. Geçmiş günü düşündüğümüz zaman ağzımızdan katre katre şükür damlamalı. Elhamdülillah. O günler ne günlerdi? Niye şükür damlamalı? Hem şu anda sağlık ve sıhhatteyiz, hem de Rabbimize hamdolsun ki sabır ile, belki neticesini düşünerek şükür ile mukabele ettiğimizden dolayı mükafatı bizim hanemize artı olarak yazıldı. Bundan dolayı şükretmeliyiz. Aynen onun gibi 15 yaşından beri farz edin namazımızı kılıyoruz. 20 yıl, 25 yıl geriye dönüp baktığımızda o günde 5 vakit, işte çarp bunu 365 günle, yılda bu kadar yapar. Bir de 25 ile çarparsak 25 yılda bu kadar yapar. Aman ya Rabbi, ne kadar çok namaz. Nasıl kılmışım ben bu kadar namazı? Ne olmuş benim halim böyle? Ben perişanım. Başımızı duvardan duvara vurmanın alemi yok. Belki alnımızı secdeye koyup Rabbimize bin defa şükretmemiz lazım. Çünkü artık onun zahmeti bitmiş. Zahmeti rahmete dönüşmüş. Külfeti keramete iltihak etmiş diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bundan dolayı taze bir şevk alman lazım. Allah'a şükretmen lazım. Sonra düşmanın sol cenah kuvveti. O da gelecek günler. Onları temsil ediyor. Demişti ya, sol cenah kuvveti daha gelmemiş. Evet, daha yarına çıkmamışız. Çıkacağımızın garantisi var mı? Onun da garantisi yok. Öyleyse dövülmeden ağlamanın anlamı yok. Evet. Doğru değil. Ahmaklık oluyor böyle. Aynen öyle. Yani sen, üstadımız diyor, ibadet cihetinde sadece bütün hayatının bulunduğun gün bil. Bütün sabır kuvvetini topla, ona teksif et. Ya sabur de, göreceksin ki Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin sana verdiği sabır kuvveti eğer sağa sola dağıtmayacak olursan her türlü musibete ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeye, ibadetlerini hakkıyla eda etmeye sana gerekli dirayeti, gücü, metaneti verecektir diyor. Ve ondan sonra üstadımızın ifadesi, bak ey nefsim sen bir kulsun. Hı hı. Kul olduğundan dolayı Rabbin seni 3 şeye sabretmekle mükellef kılmış hocam, diyor. Burada bir virgül koyalım isterseniz. Buyurun. Seni 3 şeye sabırla mükellef kılmış Rabbimizi dedik. Burada bir ara verelim isterseniz. Peki. Kısa bir aranın ardından buradan devam ediyoruz inşallah. Evet kıymetli izleyenlerimiz, aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. İbadetlere ve özelde namaza karşı nefsimizin itirazlarına Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin 21. Söz Risalesi ekseninde ondan ikazlar dinlemeye devam ediyoruz. Hocam aradan önce tam demiştiniz ki işte biz 3 sabırla mükellefiz. Buradan devam edelim isterseniz. Evet. İnnallâhe me'as sabirin dedik. Reklam arasına girmiştik. Öyle buyuruyor. Ey nefsim sen bir kulsun. Kul olmak hasebiyle Rabbin seni 3 şeye sabretmekle mükellef kılmış. Hı hı. Biri taat üstünde sabır. Hı hı. İkincisi masiyete karşı sabır. Üçüncüsü de musibete karşı sabırdır. Hı hı. Nedir bunlar? Taat üstünde sabır. Yani elbette Allah'a karşı olan kulluk vazifelerimizde nefsin hoşuna gitmeyen, nefse ağır gelen bir kısım sıkıntı cihetleri ve çeleri olabilir. Değil mi ki kuluz? Bunlara sabretmekle mükellefiz. Mesela yani her daim sıcak bir ortamı abdest almak için, namaz kılmak için bulamayabiliriz. Yerine göre bazen buz gibi suyla abdest alıp soğuk bir ortamda namazımızı kılmak zorunda da kalabiliriz. Elbette böyle durumlarda mesela kılınan namazın hakikaten insan düşündüğü zaman, kendi nefsiyle muhasebesini yaptığı zaman daha derin bir haz aldığını, lezzet aldığını hissedecektir. Niye? Çünkü Rabbine karşı olan samimiyetini orada daha sağlam bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Yani Rabbim bu buz gibi soğuk suyla eğer senin emrin ve senin rızanı tahsil gayesi olmasaydı ben hiçbir zaman hiçbir şekilde böyle kendimi üşütmezdim. Yani bu hal insana hakikaten bambaşka bir haz verir, lezzet verir. Mesela işte açlığa çok fazla tahammül edemeyen bir insanın yine rıza-i ilahi için bir ay boyunca günün belirli vakitlerinde aç kalması, mala düşkünlüğün had safhada olduğu bir zamanda insanların Cenab-ı Hak emir buyurduğu için mallarının 1/40'ını onun yolunda, rızası yolunda zekat veriyor olmaları, bunlar hep böyle meşakkat ve külfet gibi gözüken cihetler. Ama değil mi ki bu dünyada imtihana tabiiz ve imtihanın gereği olarak Rabbimiz bunları bize yapmakla mükellef kılmış bizleri. Dolayısıyla ibadetlerdeki nefse ağır gelen cihetlere sabretmekle, geri adım atmamakla, kayış atmamakla mükellefiz. Bir ifadesiyle. İkincisi, masiyete karşı sabır. Diğer taraftan da ibadetlerde nasıl nefse ağır gelen cihetler var, aynen günahlarda ve haramlarda da bu sefer nefse hitap eden, nefse cazip gelen cihetler var. Yine aynı maslahat gereği biz ayak diremekle, o günahların cazibesine kapılmamakla, onlara işlememek noktasında sabretmekle de mükellefiz. Bu da ikinci sabır. Üçüncüsü de musibete karşı sabır. Yine Allah Celle Celaluhu Hazretleri mülkün sahibidir. Hı hı. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. Hiç kimsenin ona müdahale etmeye, niçin böyle yaptın diye sormaya hakkı yoktur. Elbette Allah Celle Celaluhu Hazretleri hakimi mutlaktır. Her yaptığı iş hikmetlidir. Fakat biz o hikmetin hepsini her daim anlayamayabiliriz. Hı hı. Ve bize sorgulama hakkını da bu vermez. Hı hı. Mülk sahibinin mülkünde istediği gibi tasarruf ettiği misali Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizi de türlü şekillerde imtihan ve tecrübe edebilir. Bazen aç bırakır, bazen tok eder, bazen hasta eder, bazen farklı sıkıntıları bizleri maruz ve müptela kılabilir. Değil mi ki imtihana tabiiz ve musibeti gönderen Allah Celle Celaluhu Hazretleridir. Biz sabretmekle mükellefiz. Çünkü biliriz ki sabrın sonu fereçtir, kurtuluştur, selamettir. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu musibeti bize veriyorsa elbette bunun akabinde bunun büyük bir mükafatı olacaktır diye düşünürüz. Buna da sabrederiz. Tekrar edecek olursak demek ki taat üstünde sabır, masiyete karşı sabır ve musibete karşı sabır. Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin bize verdiği sabır kuvvetini biz geçmiş zamana ve gelecek zamana dağıtmayacak olursak, yani bulunduğumuz işte geçmiş anda, zamanda başımıza gelen musibetli halleri düşünüp de ağlayıp sızlama gibi veya bir kısım işte yapmış olduğumuz ibadetlerin meşakkatlerini düşünüp de ah vah edip ahu enin etmek gibi geçmiş zamana dağıtmazsak, gelecek zamana ise ya işte daha ne olacak, bak yolun ortasındayız, daha belki 40-50 yıllık hayatımız var, sanki hani teminatı ve garantisi varmış gibi, işte çarp böl binlerce namaz yapar bu, nasıl olacak bu, sadece namaz ciheti böyle, başka ibadetler, başka külfetler, vay anam vay, biz bunun altından çok zor kalkarız, şudur budur. Bir kısmını da böyle gelecek zamana eğer dağıtmazsak sabır kuvvetimizi, hepsini toplayıp hazır bulunduğumuz güne yoğunlaştıracak, teksif edecek olursak biiznillahü teala her türlü ibadetin külfetini omuzlamaya sana kafi gelir diyor. Evet. Çünkü eğer bu bir dertse, keşke bütün dertler böyle olsa, o da ayrı mesele, Allah Celle Celaluhu Hazretleri dermanını mutlaka beraberinde göndermiştir. Yani bu sıkıntıyı bizim omzumuza yükleyen Rabbimiz, Halikimiz bu tatlı sıkıntıyı elbette ona dayanacak, tahammül edecek sabır kuvvetinde mutlaka beraberinde göndermiştir. Bizim üzerimize düşüp, bizim üzerimize düşen ya sabur deyip o üç türlü sabrı omuzumuza alıp merdane, kula yakışan bir tavır içerisinde Rabbimizin emrettiği şeyleri layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktır diye düşünüyorum. Tabii itirazlardan birisi de hocam, yani bu çok güzel sabır meselesini izah ettikten sonra acaba şu namaz veya vazife-i ubudiyet neticesiz midir, ücreti az mıdır ki insana usanç veya sıkıntı veriyor? Evet, şimdi Kürşat Bey kardeşim, dinleyicilerimiz sizi hep spiker koltuğunda, sunucu koltuğunda gördükleri için evet, belki yanlış bir kanaate sahip olabilirler. Ben sizleri eskiden beri tanıyorum ve sizlerin Risale-i Nur'a olan vukufiyetinizi de biliyorum. Dolayısıyla monotonluğu kırmak adına bu programda bir farklılık yapalım arzu ediyorum ben. Arzu ederseniz o... Şu an siz moderatör koltuğuna geçip... Öyle olalım. Ben dinleyeyim inşallah. Evet. Sizler de seyircilerimizi bu konuda güzelce bilgilendirin. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Yani hakikaten 4. ikaz belki de şu 21. Söz Risalesi'nin en can alıcı noktalarından birisi. Yani bir şeyin bir noktada farkındalığı oluşturulması açısından çok ehemmiyetli. Gerçekten şu vazife-i ubudiyet neticesiz mi? Ücreti az mı ki bize usanç veriyor? Bize bir fütur veriyor bu ibadetlerde. Halbuki Üstad Hazretleri diyor ki burada, yani bir adam sana birkaç lira para verse veya seni korkutsa istediği işlerde istediği şekilde istihdam eder. Ama namaz ki, şimdi insan hayatına bakıyoruz, doğuyor, büyüyor, yaşıyor, ölüyor ve ondan sonra devam eden bir serüven var. Bunlardan önemlisi diyor Bediüzzaman Hazretleri, namaz ve yapmış olduğumuz şu ibadetler daha bu dünyada senin aciz ve fakir kalbine bir kut ve gına, bir zenginlik ve bir gıda. Yani insan bu dünyada kalben pek çok şeye karşı zayıf kalıyor, aciz kalıyor. O kalbini zenginleştirecek, doyuracak, maneviyatını tatmin edecek en önemli şey Rabbi ile kurmuş olduğu o murtabiyet, yani o rabıtayı kurabilmek. Bu da en güzel şekilde namazda olabiliyor. Hemen o dünya hayatından sonra ister istemez herkesin gideceği, bazen cenaze namazlarına katılıyoruz, belki en ön saflarda saf tutuyoruz ama hiçbir zaman o musallağın içerisinde acaba biz girecek miyiz, bizi de omuzlarına alacaklar mı kısmını belki şeytan, belki nefis hiç düşündürtmüyor ama biz oraya gideceğiz. İşte o herkesin gireceği kabirde bir ziya ve gıda olacak olan şey şu dünyada yapmış olacağımız namazlarımız ve ibadetlerimiz. Oradan sonra ister istemez herkesin bulunacağı bir mahkeme-i kübra, bir mahşer meydanında gerçekten bir senet ve berat olacak olan şey bizim bu dünyada kıldığımız namazımız ve ibadetlerimiz. Ve oradan hemen sonra gideceğimiz, İster istemez herkesin geçeceği Sırat Köprüsü denilen, hani halk arasında kıldan ince, kılıçtan keskin denilen Sırat Köprüsü'nde bizim için bir nur ve bir burak olacak olan şey namaz. Acaba bu işte namaz böyle düşünüldüğünde ücreti gerçekten az mı? Gerçekten neticesi zayıf mı? Hem mesafenin arkasından diyor, bir adam sana vaat etse, dese ki 100 lira sana para vereceğim ve şu işi yapacaksın. Böyle denildiği zaman ister istemez o 100 lira için koşarcasına çalışırız. Bugün her birimiz düşünelim. Yapmış olduğumuz bütün işlerde, mesailerde bir ücret verildiği için yapma zorunluluğumuzun olduğunu hissediyoruz. Ama belki o adam seni işte çalıştıracak ama maaşını ödemeyebilir. Sözünden dönebilir. Acaba hulf-ü vaat, yani sözünden dönme hakkından muhal olan bir zat sana cennet gibi güzel bir hediyeyi, saadet-i ebediye gibi latif bir hediyeyi vaat etse ve seni çok hafif ve küçük birkaç işte çalıştırsa ve sen o işi yapmasan veya isteksiz davransan veya yarım yamalak yapsan, acaba onun o tazibine, azabına, şiddetli bir tehdidine müstahak olacağını hiç düşünmüyor musun? Halbuki bu zat sözünden hiç dönmeyen bir zat. Tarih boyunca baktığımızda neyi vaat etmişse vuku'a gelmiş bir zat. İşte bu zat sözünden döner mi? Bu zat sana vaat ettiği o şeyi gerçekleştirmez mi? Elbette gerçekleştirir. Ama sen o vaadine karşı isteksiz davranarak belki vaadini istihfaf ediyorsun, hafif görüyorsun. Vaadini beğenmiyorsun. Beğenmediğimiz şey ne burada? Cennet. Beğenmediğimiz şey ne burada? Allah muhafaza, saadet ebediye. Gerçekten bu bize bir gayret vermiyor mu? Bir şevk vermiyor mu? Yani cennet ucuz mu ki biz namaz kılmakta birazcık fütur gösteriyoruz? Veya tam tersini hemen düşünelim. Dünyada bir hapsin korkusundan hangimiz suçu rahatlıkla işleyebiliyoruz? Ya bir insana adam öldür desek öldürmez. Niye? Hapis var etrafında. Hırsızlık yap desek yapmaz. İstisnalar elbette kaideyi bozmaz ama dünyada bile hapsin korkusundan istediğimiz gibi yaşayamazken, istediğimiz yapamazken acaba cehennem gibi bir ebedi cehennem gibi bir fikir bize şu dünyada namaz kılmak hususunda, ibadetlerini getirmek hususunda bir gayret, bir şevk vermesi gerekmez mi? Yani Bediüzzaman Hazretleri muhteşem bir tarzda bunu maşallah, ortaya koyuyor. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Allah razı olsun. Gerçekten güzel izah ettiniz. İnsan oğlunun macerasını durak durak üstadımız izah etmiş değil mi? Dünya hayatı, kabir, sonra mahşer, sonra sırat. Mahşerde de mahkeme-i kübra. Bak diyor, o namaz sana neler kazandıracak, öyle değil mi? Hı hı. Dünyada o senin zayıf kalbin bir sürü binler belki sıkıntılar içerisinde perişan bir haldeyken ona kuvvet ve gıda, onu yani hayatını devam ettiren, dimdik ayakta tutan nedir? Tırnak içinde namaz ibadeti. Sonra ister istemez bir menzilin olacak ve içine gireceğin o kabrini senin için pürnur edecek, genişletecek, orayı ziyalı bir, aydınlık bir hale getirecek olan yine namaz ibadeti. Sonra o mahşer meydanına çıktığında herkesin teker teker muhakeme edileceği o büyük mahkemede senin için beraat ve senet hükmüne geçecek olan. Hocam bir ayet nazarıma ilişmişti Kur'an'da. La tesme'u illa hams. Estağfurullah yani. O mahşer meydanında işte o güneşin yaklaştırıldığı, bütün insanların toplandığı, hiç kimsenin birbirini tanımadığı ortamda sadece hems sesi işitilir diyor. Ondan başka ses işitilmez. O hems nedir diye baktığımızda hani bu diye böyle bir ses vardır ya, endişe ve korku içerisinde. O sesin işitildiği o noktada sadece bize bir berat ve senet olacak olan şey şu dünyadayken yapacağımız işte, küçük ve az. Uzaktan bakınca bize küçük gözüküyor herhalde. Veya uzaktan baktığımızda gözlerimizin kabiliyetsizliğinden dolayı tam layıkıyla idrak edemiyoruz herhalde. Öyle anlaşılıyor. Hı hı. Ve son durak üzerinden geçilecek olan o Sırat Köprüsü'nde senin için nur olacak, burak olacak olan o namaz acaba ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor diyor. Hakikaten acayip ya. Enteresan. Yani çünkü insanın nefsi böyledir. 10 liralık bir iş için bize 20 lira verseler ne kadar aşklı, şevkli ve gayretli oluruz değil mi? Fakat tam tersi 10 liralık işte 5 lira verseler bu sefer ne şevkimiz kalır, ne gayretimiz kalır, ne himmetimiz kalır. Böyle suhre gibi yarım yamalak, böyle sanki dostlar alışverişte görsün gibi. Bak diyor, Rabbin sana bu kadar büyük hediyeler, mükafatlar vaat ettiği halde sen hala yarım yamalak diyor vazifeni yerine getirecek olursan anlamıyor musun diyor. Bu iki manaya gelir. Ya vaat etmiş ama vermez diyorsun demek ki. Bu anlama gelir. Oradan zatını itham ediyorsun. İtham ediyorsun yalancılıkla, sümme haşa. Ya evet, verir ama ya verdiği şey bu işte. Cennet. Yani hafife alıyorsun. Basit görüyorsun. Koskoca cennet seni diyor gayrete getirmiyor mu? Az önce sizin de buyurduğunuz gibi eğer cennet diyor gayrete getirmiyorsa öbür tarafta da cehennem var. Hapsi ebedi var. Dünyada emrine asi olursanız böyle Rabbin sana emrettiği halde kıl diye sen kılmayacak olursan ortası yok ki bunun. Öbür tarafta da cehennem var. Halbuki bak diyor kanunların yasak kıldığı şeyleri hapis korkusundan dolayı ayağını nasıl denk atıyorsun? Ve yaklaşmıyorsun oraya, uzak duruyorsun. Peki cehennem gibi ebedi bir hapis, namaz gibi diyor çok şerefli ve basit olan bir ibadete seni yeterince teşvik etmiyor mu? Yani bir taraftan cennet ile teşvik ederken öbür taraftan da cehennem ile terhip ediyor aslında. Korkutuyor. Bir tarafta rağbetlendiriyor. Evet. Bir şeyin oluşması gerekiyor. Gayretin de oluşması gerekiyor. Yani şöyle düşündüğümüz zaman çok gerçekten güzel, sağlıklı bir mantık örgüsüyle Bediüzzaman mevzuyu ortaya koyuyor. Nefsin de aslında kaçacak bir tarafı kalmıyor yani. Teslimi ıslah etmekten başka yapacağı bir şey kalmıyor. Kesinlikle hocam. Allah razı olsun. Hocam buradan şimdi son 3 dakikamızı arkadaşlarımız uyarıyor. Biz de dünya meşgallerine geldik şimdi. Evet. Yani ibadetler hususunda, namaz hususunda neden bu haldeyiz diye hem nefsimize hem arkadaşlarımıza sorduğumuzda hocam diyor derdi maişet. Hocam evet, dünya meşgaleleri, maalesef. Dünya işleri yani... Çoluğuma çocuğuma rızık götürmeyeyim mi? Onların rızkıyla dertlenmeyeyim mi? Gibi. Evet, sanki bunlar yapmaklıktan kılanlar çoluklarına çocuklarına hiç rızık götürmüyorlar değil mi? Çoluğa çocuğa rızık götürme işini bırakıyorlar. Onlar çok gamsız dertsiz insanlar. Ya, ne kadar vahim bir durum. Evet öyle maalesef. 5. Yani ikazda da üstadımız bunu herhalde. Orada da ey dünyaya talip olan nefsim, dünyaya dalmış olan nefsim diye üstadımız hitap ediyor. Yani... İşte namazdaki gevşekliğin, füturun acaba dünya işlerinin çokluğundan mıdır? Dünya işleri o kadar çok ki namaza olan ayırman gereken vakti bir türlü bulamadığından dolayı mıdır? Eğer böyle diyorsan ben de sana derim ki diyor ya o zaman yani sadece dünya için mi yaratılmışsın ki be hey nefsim, be hey insan bütün ömür sermayeni ona sarf ediyorsun. Yani bak diyor sen cihazat cihetiyle, yaratılışındaki mükemmellik itibarıyla hayvanlardan 100 kat daha fevkalade yaratılmış olmanla birlikte dünya hayatını asıl gaye edinsen, ben bütün lezzeti, zevki dünya hayatında tatacağım, benim amacım, gayem sadece dünya ve dünya hayatı diyecek olsan, dünya hayatını tahsil ve ondaki lezzeti alma noktasında işte basit hayvanların diyelim 100 kat aşağısında kalıyorsun. Mesela ben bir biyoloji arkadaşa bunu sormuştum da yaptığı güzel bir izah vardı. Burada da onu araya girdirmekte konunun anlaşılması açısından fayda mülahaza ediyorum. Mesela dedi ki hocam yeme içme fiili dedi insanın en çok lezzet aldığı fiillerin başında gelir. Bir insan yani bugün obezlik hakikaten çağın hastalığı olmuş. Özellikle zengin kalkınmış ülkeleri en çok tehdit eden hastalıkların başında gelen hastalıklardan birisi budur, obezlik. Her mesela Amerika'da 3 kişiden birisinin obez olduğu ifade ediliyor. Yani yemeğe olan acayip bir düşkünlük. Niye? Çünkü yemekte bir lezzet var. Yemede, içmede. İnsan kendini dizginleyemiyor. Peki bir insan yemeye, içmeye çok düşkün olsa, yese bir gün içerisinde ağırlığının ne kadar yiyebilir? Şöyle bir düşünelim. Bir tefekkür edelim yani. Mesela 100 kiloluk bir insan yani 24 saat içerisinde 10 kilo yiyebilir mi? Yiyebilir diye tahmin ederim. Hadi yesin. Zorlasak şartları yiyebiliriz. Ama 20 kilo dediğimiz zaman herhalde pek mümkün değil gibi geliyor bana. Hakikaten. Eskiden Roma'da yine aynı şekilde böyle yemeye içmeye aşırı düşkünlükten dolayı kusma kuyuları affedersiniz yaparlarmış. Yer midede yer kalmadığı zaman gider orada istifra eder. Tekrar geri gelirmiş. Ama yani boğaz tahriş olduktan sonra istifra ile birlikte aynı lezzeti insan alabilmesi mümkün değil. Hadi dedik 10-15 kilo kadar ancak yesin. Yani ağırlığının takribi olarak 1/10 kadar bir insan yese ancak yiyebilir. Bir serçe kuşu dedi hocam 24 saat içerisinde ağırlığının 10 katına kadar yiyebiliyor. 10 katına kadar. Bir serçe kuşu işte 20-25 gram civarında falan bir hayvan bu. Kendi ağırlığının 10 katına kadar yiyebiliyormuş. Onlarda bir taşlık var malum. Yiyor, pıtır pıtır da arkadan boşaltıyor. Çok rahat bir şekilde öğütüyor. Böyle. Yani bir insan ağırlığının 1/10'ını ancak yiyebilirken, belki yiyemezken bir serçe ağırlığının 10 katı kadar yiyebiliyor. Alın işte tam 100 katı. Yani sen dünyevi cihetle bir lezzeti, bir zevki, mesela yemede içmedeki zevki takip edecek olsan basit bir serçe kuşunun 100 kat aşağısında kalıyorsun. Ama diyebilir misin ki ben serçe kuşundan daha basitim, daha kıymetsizim, daha değersizim diyemezsin. Allah Celle Celaluhu Hazretleri kendine muhatap kılmış seni. İşte ey insan diyor buradan niçin anlamıyorsun ki senin asıl vazifen hayvan gibi sadece dünya için çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi ebedi hayat için çalışmaktır. ebedi hayatı kendine gaye edinmektir diyor. Sonra son olarak da şunu söyleyelim o zaman. Evet. Şöyle bir itiraz gelebilir. Ya bir de şöyle kitabı olsun diye aklıma geldi. Bir de ya dünya işleri dediğin şeyler nelerdir ki diyor. Çoğu seninle alakası olmayan fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın şeylerdir. Sanki binler sene ömrün varmış gibi en kıymetli, en ehemmiyetli işleri bırakıyorsun. En kıymetsiz ve ehemmiyetsiz işlerde ömrünü tüketiyorsun. Eğer ki ey nefis dersen, ya öyle değil. Beni namazdan alıkoyan şeyler böyle fasofiso, kıymetsiz şeyler değil. Bu derdi maişetin zaruri işleri. Çoluk çocuk benden ekmek bekliyorlar ve hakeza. O zaman ben de sana derim ki diyor, bak belirli bir maaşla çalışıyorsun. Mesela gündeliğin 3000 lira maaş alsan 100 liraya denk gelir, öyle mi? Evet. 100 lira çalışırken gündelikle. Saati de 10 liraya hemen hemen, belki 15 liraya denk gelecek. Birisi gelse desek ki al şu kazmayı eline, bir 10 dakika şurayı kaz, 1 milyar TL değerinde bir pırlanta bulacaksın. Sen tepki göstersen veya ben tepki göstersem, ya olmaz öyle 10 dakika ayrılırsam işte 2-3 lira benim yönümden kesilir. Desen. Ne kadar ahmak olduğumuzu aslında ifade etmiş oluruz. Doktor hocam, Allah Allah. Gerçekten öyle. O yüzden hulasa, bu vadide söylenecek çok sözler var. Evet, çünkü namaz, es-salatu imadu din diye buyuruyor Resulü'l-Kerim Aleyhisselatü Vesselam. Namaz dinin direğidir. İnşallah Rabbim bizleri, hani biz namazı kılarken aslında namaz da bizi insan kılıyor. Kesinlikle. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Hazretleri sözübillah ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun diye buyuruyor. Ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk ve ibadet etsinler diye. Dolayısıyla bizim en öncelikli vazifemiz Allah'a karşı olan vazifemizdir. Hiçbir iş bu işin önüne geçmez zaten bu ve geçmemeli. Yapan insanlar diğer işlerde zaten ihmal etmiyorlar Allah'ın izniyle. Ve öyle şöyle de bir müjde var. Yani bir insan Allah'a karşı olan vazifesini, kulluk vazifesini, farz olan görevini, tırnak içinde namaz olmak üzere yerine getirecek olsa, sair dünyevi çalışmaları da güzel bir niyet ile onun için ibadet hükmüne gelir diyoruz. Bu kadar karlı bir kazancı kim istemez diyelim hocam. Burada noktayı koyalım. Allah razı olsun. Ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'nin bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya yeni senede yeni konuklarla, yeni konularla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.